Herkese iyi haftalar. Hager'in deposuna geldik değil mi Ahmet abi? Deposu. Ne alacağız bugün depodan? Sigorta panomuz. Sigorta. Sigorta. Bunlar sigorta panosu. Vay şuna bak. Bir tane açsana abi. Ya Allah'ım yarabbim. Bu güzel de bakar mısın? Sigorta panomuza bak. Cama bak. Anahtarlı bir de değil mi? Tabii tabii. Ekstra anahtar takılabilir. Çok şık. İnce, silin. Bunların iki tane koyacağız. Ve yanlarına da sigortalarımız. Şöyle koyalım. Oh, duruşa bak. Detaya bak. Tamamdır. Bunları artık sigortalıyoruz. Hager. Detay önemli bir konu ya. Şuraya tabii buradan işimizde iki tane yaradı. İki taneyi alıyoruz. Aha. Diğerlerini kullanmayacağız. Daha sonra kullanacağız. Öyle yapıyoruz. Tekrardan buradan katlıyoruz. Bunu çıkartıyoruz. Hı-hı. Kutu tekrar böyle orijinal haline geliyor. Dağılmadan içinde tabii kalıyor. Tabii dağılmıyor. Kesinlikle. İlk hali bu. Buradan yırtıp açıyoruz. Sonrasında. Daha sonra. Kullandıkça onu oluyor. Tabii. Ya bunlar detay ama işte. Daha buradan... pratik. Markanın kalitesini, kullanma amacını, dağılmasın, ürününe sahip çıkıyor aslında. Sen sahip çıkmasan da diyor ki ürüne sahip çıkıyorum diyor. Çok iyi. Abi gez gez bitmiyor. Nasıl bir depoysa. Abi burada her yer buradan dağılıyor değil mi Ahmet abi? Evet her yer. Türkiye her yeri buradan dağılıyor. Gez gez bitmiyor. Her yer raf raf. Kaybolursun. Büyük bayağı depomuz büyük. Büyük. Buran B'si. Berker. Sesin güzelliğine bak. Diğer firmalarda böyle yok. Bu ses yok. Bu sesi bulamazsın. Kalite abi. Kalite buradan belli oluyor. Ahmet tamam abi sana kolay gelsin. Abi, ben çıkıyorum ben de. Oldum. Kendinize eyvallah, iyi bakın. Sağ. Görüşürüz. Tamam abi gelirim. Eyvallah. Evet. Malzemelerimizi aldık. Şimdi burada yakın yerde Ufuk eniştemize bir gidelim. Onunla bir çayını içelim. Oradan sonraki plana bakalım. Çok şık ya. Vallahi pano çok şık ya. Eniştenin dükkanına geldik. Kamera olacak. Biraz açılı olacak enişte. Ben sana video atarım, bakarsın o videoya. Gittim ben bir yere. Bak o dediğimde şu kameralar var. Tivigo. Araç, kayıt, kamera sistemleri bilmem ne. Tamam ona da bakarız enişte. Ben bir yerden fiyat aldım işte. Onlardan da fiyat alalım. Mehmet Bey. Sende ne ağırlıklı enişte burada malzemeler? Ya şimdi bizde şöyle bırakın. Bu olaya tek bu boyutta bakma. Alan geniş yani. Ha. Sadece burası değil yani. Yok değil. Bir de şu da var. Biz burada teşhir olanından değil de alanın geniş şekliyle çok firmalarla çalışıyoruz. Hı hı. Onun için çok tedarikçimiz var. Mesela atıyorum, senin o arkadaş bizim hani smart'ın malzemelerini aldı, onun gibi. Hı, biz anında bulma şeyimiz var, şirketler var. Onların bizde şeyleri var. Bir şey bulamazsanız Ufuk enişteyi bulun. Ben aşağıya bırakıyorum Ufuk enişteyi şeyini. Vallahi şöyle... Bulamadık. Vallahi parça bir şey bulamadık. Ufuk enişte aradık. Adam halletti vallahi. Yok işte dedik ya sana. O da çok memnun kaldı zaten. Hatta o da ziyaretimize gelecek. Görüşeceğiz. Arif abiden bahsediyor. Arif abimiz. Hemşerim. Evet hemşerim. Evet o için. Enişte işte bir de bir şey soracağım ya. Bizim otobüsün sigorta panosu eski taş sigorta diyorlar böyle. Onu normale çevirelim. Çevirebilir miyiz onu? Çevriliyor mu? Tabii. Nasıl çevriliyor? Onun için bir kutu bir şey mi yapmam lazım? Bir sürü şey var ama orada. Bu göstermelik. Tamam. Tavana takılma yani. Şöyle sigortalar var. Bu bıçak sigortalar. Şunlar. Ha o iç. Yeni sistem sigortalar. Bu onları çıkaracağım, bunları takacağım değil mi? Tabii o taş artık bitti. Onların miyadı bitti. Bitti ama bunu yapalım ki sağlama gelsin. Tabii. Bunun gibi mesela atıyorum 15'lik, 16'lık, oraya döşe komple. Hı hı. Hangisi yandıysa tak çıkar onun yerine tak. Tamam onu bir, ben sana şey yapacağım. Sisteme onu fikrini alacağım. Onu çözeriz.
Vay, çok kaliteli be. Korumalı mı ormanı? Sana o arabada takviye lazım. Yedekte duracak çünkü olur ya herhalde. Bak mesela şurada şeyler var ya. Seni çakmaklı, sigara şeyler. Bunun şey şeylileri de var. Valla bir sürü şey var. Dediğim gibi alta yazıyorum. Böyle arayıp bulamadığınız, bir şey yaptığınız, sıkıntılı olduğunuz şeylerde ufuk genişte gerçekten sorun. Smart'ın bile olmayacak parçasını buldu. Göçeve'ye bugün ufak bir mola. Doğuda Yaşam Okulu'na geldim. Yağız Derioğlu Talk Show. Güzel bir söyleşiye geldik. Selamlar. Merhabalar. Güneş ne haber? Bak kameraya nasıl bakıyor Allah'ım ya. Bu çocuk doğuştan şey. Evet. Öyle işte bugün otobüse biraz ara. Böyle birazcık konuşacağız, sohbet edeceğiz. Çok güzel bir yerdeyiz bu arada. Birazcık görüntüler koyarım, bakarım. Ya doğdu. O ne ya? Yok artık. İyi yere geldik ya. İyi yere geldik. Rabbim değil mi? Doğru. Eşek. Bizim yörede düve. Allah Allah yani. Ben buradan boşanma. Her yer evlenme şeyi. Dur daha bir sonraki soruda göreceğiz. Dur desene oğlum. Göçebe ne zaman bitiyor göçebe? Türkiye'nin ilk outdoor talk show'u İskokan Sohbetler'e hoş geldiniz. 2 metre. Şurası kaç geliyor? 10. Birazcık dışarı çıkaralım. 12.5. Konu işte göstermesin. 12.5 santim. 12.5'a 2 metre bir parça keselim. Herkese günaydın. 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 Şurayı yapıp tavanı döşeyelim dedik. Şu tavandan kurtulalım. Biraz zor iş. Aradan kalksın. Aradan çıksın gitsin şu tavan işi. 190'a 12. 2'ye 12. Kaç? Buradan ne kadar var? Kenardan. Bakayım bir elini çekeyim. Kenardan mı? 1 santim yani, var mı? 1 santim. Öyle dur. Biraz içeri gir. Şöyle bir de eğim var bunda. Tabii o var. Niye böyle oldu? Çok mu aldı? O yamuk biraz daha sana doğru gelecek. Sonra yükseldi tamam da. Tamam da. Daha keselim olmadı. Noktasına bakmayacağım. Ha, ortaya da bakayım. Ne diyorsun? Sıfırdan mı alacağız? Telefon çalıyor bir saniye. Abi ne olacaksın? Şalgam mı olacaksın? Allah razı olsun abi. Tamam. Köşeleri kaç santim yaptık biz buna göre? Tamam neyse o zaman yukarı çekelim ondan evet, sonra iyisini yaparız. Tamam. Zaten onun şimdi eğimi daha düz olacak ya. Ona göre daha net çıkarız. Parçamızı taktık. Saatimiz kaç? 1. 1 oldu mu? Tamam. Pamuk işini bitir. Çocuk uyku şey yapsın ondan sonra yapar. Ay. Tamam. İki tarafım da ağrıyor. Başımı solu ve sağa. Burnumu çekmeye korkuyorum ya. Niye? Hadi çaya. Kamera kapalıymış, buraya kadar geldik. Şimdi burayı döşeyim. Burayı döşeyim. Ondan sonra buraya. Doğru.
Vurmadan dur. İnce ya. Önce burayı sokalım. Bu da sünger mi? Tamam. Şimdi giysi dolapların üst taraflarını kapatacağım. Makineler bitti. Derse ki bana buraya bir tane kapağımız var ya Asım abi. Dolap bu. İçeride makineler var. Burada bir kapak var. Kapağı böyle açıyorsun Asım abi, içeri sokuyorsun. Böyle bir mekanizma. Ama buradaki mekanizmanın çalışma payı kaç santiminde bana kurtarıyorsa, eğer ki burada boşluk varsa döşeceğim. Eğer ki boşluk yoksa döşemeyeceğim. Anladım. Yani boşluğa böyle buraları yapacağım. Belki üst tarafı, işte onlar bir gelsin, o 6 santim diye hatırlıyorum. Burası da geliyor. 65 santim. 59. Herkese günaydın. Geçen SD kartlarımın hepsi doldu. Makine bozuldu çünkü. Yani bilgisayar bozuldu. Bozulduğu için de yükleyememiştim hiçbirini. Bütün SD kartların dolduğu için de burada SD kart bitti ve ne yaptığımızı ne ettiğimizi gösteremedik aslında. Şimdi onları gösteririm gerçi. Ne yapacağız? Şu iki duvarı, Asım abinin arkasındaki ve şu iki duvarı ve bundan sonraki duvarları yapacağız. Ondan önce ben size bu SD kart dolduğunda neler yaptığımı göstereyim. Sen gördün mü aslında buraları? Gördüm. Bunlar bitti. Yani makinelerin üst taraflarını bitirdik. Sonra giyinme dolaplarının üst tarafları bitti. Kitap gibi dediğimiz kısımdan. Sonra burası. Böyle geliyorsunuz. Çizgiler hep aynı. Ondan sonra buraya kadar geliyor. Burayı da bitirdik. Zaten bu yatak odasının bittiğini görmüştük. Şimdi ne yapıyoruz? Bu duvarlar bitireceğiz bugün inşallah. Elektro zirveden Volkan gelecek, bakacağız abi şu var şu yok, şu eksik, şunu yapalım bunu yapalım diyeceği konular var, onlara bakacağız. Öyle de bir yol izleyeceğiz bugün. Yani bu hafta lambiri işini bitirmiş olacağız. Ufak tefek bir şeyler kalır ama lambiri işinin çoğunluğu bitmiş olacak, kafamız rahat olacak. Mehmet abi de yoldaymış, o zaman ben başlayayım. 2 yıl. 1 saat. Bakalım nasıl oluyor? Ya kitap gibi oluyor ya. Kitap gibi oluyor ya.
Güzel oluyor. Şimdi bu tarafa başlıyorum. Orası bitti. Buradaki çakmadım buradaki parçaları böyle tek tek çıkaracağım. Bunları buraya kalıp yapacağım tersine doğru. Biraz daha hızlı yapacağız burayı. Beyin bedava. Elektro zirve geldi. Bu kadar hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber abi? Teşekkür ederim. Nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş evet. Değişmiş. En son geldiğinde işte evet. Masa yoktu. Evet. Bunlar yapılmamıştı. Oraya da aydınlatmayı falan koymuştuk zaten. Hı-hı. Güneş enerji sistemi kuracağımız yer neresiydi? Şimdi şöyle. Buradan bir şaft verdim. Burada abi. Şuraya bak. Buradan bir şaft çıktım abi. Bütün kablolar buradan yukarı çıkıyor. Hı hı. Yukarıdan da bir ana dağıtıcımız var. Aşağıya kuracağız. Aşağı kuracağız. Aynen. İnelim abi aşağı göstereyim. Elektro zirve. Bilenler bilir. Gel abi. Şimdi Volkan abi, Hager'den geçen gün gittim. Sigorta kutularımızı aldım birazcık şık olsun diye. Evet. Şöyle, zaten bize zannediyorum bir tane yeter. Bir tane yeter mi? Bir tane yeter. 36'lı. Yani çok sigorta, DC'nin ayrı sigortaları, yani DC sistemin ayrı sigortaları olacak. Onu da aynı, ayrı kutuya mı koyacağız? Onun sigortaları farklı olacak. Yani 220 ayrı olacak. DC'nin sigorta kutusu ayrı olmalı. Hepsini aynı içine, bunun içine sokar, diğerinin içine sokamaz mıyız? Yani buradaki sisteme bir bakacağız. Bakalım bir açalım kapağını. Dur İzzet, dur. Yani şurada şunu kesip belki şuraya dizebiliriz. Evet, bir şeyler yapıp yapabiliriz. Daha şık bir şey. Belki yapayım. Şuraya 220 sigortalarımızı koyacağız. Aha. Alt tarafa da şurayı açıp kendi yani DC sigortalarımızı koyabiliriz. Volkan abi şundan 36 tane sığıyor. Bundan buraya 36 tane sığıyor. Hı hı. Bir de onların attığı zaman yanlarında ışık yanan modelleri var. Hangisini attığını belirten. Tamam. Bizde mevcut. Onlardan da kullanabiliriz. Volkan abi ben de bu sigorta 2 kutu MPPT DC şarjerim var. Tamam. Kabloları çektim. Gerisi tamam, invertörde Apex olacak zaten. Bizim, evet. Bizim ürünümüz ürün olacak. Evet, Apex marka onu kullanacağız. Tamam. O zaman sen de top yani ne getiriyorsun, ne getireceksin artık hepsini o taraf sende. Aynen. Başka bir şey yok. Yok. O zaman ben bizim programı bir bakalım. Tamam sen bir bak abi. Ona göre gelip ufaktan sigortaları falan buradan bağlantıları falan yapalım. 320 şeyimizi falan görelim şey. Yani. Aynen öyle. Yani aynen. Ama burada bildiğin güzel bir oda yapmak istiyorum. Peki elektrik odaların ne renk olur normalde rengi? Atlas Zımpara kargomuz geldi. Ne geldi abi? Zımpara. Zımpara mı geldi? Öyle bir gaza geldim ki atlasın parayı öyle paramparça ettim her şeyi açtım baktım. Ben bildiğiniz çocuk işçiydim. Babamın çırağı olarak hayatım boyunca okul haricinde hep babamın yanında çalıştım ve eğitim aldım yanında. Ve hayatımda da ilk tanıdığım logo da abi bu atlasın paradır. Nalbur'da buna bakardım. Bir adam sırtında dünyayı taşıyor. Enteresan bir şey gelirdi bana, logo gelirdi. Bize bir sürü zımpara yolladı Atlas zımpara. Biliyorsunuz içerisi komple ağaç ve bunların hepsini güzel güzel zımparalayacağız. Boya güzel dursun diye. O yüzden burada bir sürü 150 kum, 230 kum, seramik kesme elması, burada sünger zımparalar. Desene mutluluğun tarifi yok. Mutluluğun tarifi yok, babam doğru diyor. Bak, bunlar özel kumlar. Sünger zımpara. Bu da rulo zımpara. Böyle çekip çekip kullanıyorsun. Bu tank zımpara. Tankın içinde kullanıyoruz bunu. Ve olayın... Biz
millet olarak mesela Almanya. Polyurethan mastik abi. Yani bu güzel bir silikon. Çok önerdiler. Bunu deneyeceğiz artık. Bundan sonra bunu kullanacağım. Marin ve karavan için özel. Bol bol çalışacağız. Bugün de yemekler şirketten. Babam patlıcanla fasulyeli yemek yapmış. Ellerine sağlık. Bir yemek bulasa devam. Aa biz deminden de çekmedik ya. Kamera açmadık. Neyse ya. Daha gün uzun. Şirket dediğinde iki defa biraz daha kal. Çayım olsun ki hemen çalışayım. 4'te 900. Geçen de biz 35 oldu. Şimdi ödürüm. Sıcak sıcak, taze taze, simide. Nasıl duruyor oradan karşıdan? Bakayım bir. Gayet iyi, muntazam gibi duruyor. Hiç öyle bir aman aman bir sıkıntısı, problemi yok. Yani onun da ekimim olduğunu gören de adam derim yani. Tabii sıkıntı değil. Ekimim var arkadaşlar, görüyor musunuz? Kapatayım. İşte bu polyurethan mastik. Arkadaşlar. Çok övdüler. Kıvamı da çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Kıvamı çok şu anda sürüyorum. Acayip. Kek kıvamı gibi. Yesersin. Vallahi şu anda sürerken böyle ağzım sulandı. Ya da açlığını verdiği şeyden. Evet. Şeşal var ya. O küçük tüpün içindeki acı. Acısı baba. O acıyı atıyorsun kıvamı kadar. Beğenmiyorsan biraz daha atıyor. Evet. Adana'dan şalgam geldi. Ne soğuk. Dolaba koyduk. Dolma. Aynen soğuk. Bak bak sen bırak. Evet güzel. Dolma şalgam bu. Ha bu iki yerde akşam ettik. Ama böyle güzel oldu. Özellikle burada daha güzel oldu. Mehmet abi, burası... Mehmet abi bu tarafı daha çok beğendi. Çünkü burası ustalık, burası şirak.